Milliyetçi Hareket Partisi de yiğit delikanlı bir parti. Sayın Bahçeli de başbuğun yetiştirdiği değerli bir insan. Yani manevi evladı. Vakit saat geldi artık yani. Gereğini yapacak. Bir şart koşacak. PKK'nın kazınması. Başka bir şey yok. Sırf İçişleri Bakanlığı'nı istesin, gönüllere taht kurar. Yani ne kadar samimi olduklarını vurgulamış olurlar. Ben bazı siyasi söylemler falan görüyorum. Yani siyasi demagoji tarzında. Bunlar gitmez. Yani bunun vakti değil. Şu hayat mebat meselesi var şu an. Yani hayat mebat meselesi var. O yüzden hemen İçişleri Bakanlığı'nı alıp göreve başlasın. İlk yapılacak şey şu. Bir kere asker kışladan çıksın. Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, her yerde bir yerde konuşlansın. Mahallelerde, her yerde konuşlansın. Dindar halka gerekirse silah da verilebilir. Yani korucu konumunda. Yani güvenilir. Mesela değil mi? Oranın mahallenin muhtarı, güvenilir insanlar. Yani devletini seven, milletini seven insanlara silah da verilebilir. Mahalle aralarında seyyar karakollar oluşsun. Çok fazla sivil polis kullanalım. Sonra yani hemen operasyon yapılmasına gerek yok. Yapacağımız şu, Mardin'in ortasında gideceğiz. Kur'an okuyacağız. Adamların gözünün önünde. Eğer müdahale etmeye kalkarlarsa kolunu, bacağını, her yerini kıracağız. Kanunlar, hukukla. Yapılacak olan bu. Yani adamlar oranın bize ait olduğunu kabul edecek. Bunu kabul ettireceğiz. Konu bu. Biz mesela Mardin'in ortasında elimizi kolumuzu sallayarak yürüyeceğiz. Eğer biz yürürken bize müdahale etmeye kalkarlarsa kolunu bacağını kıracağız. Müdahale edenlere. Yani ona göre asker polis bulunduracağız. Kanun hukukta. Müslümanların o bölgede rahatça yaşayacağını PKK'ya göstereceğiz. PKK korkak köpek gibi olacak. Olay bu. Bu kadar. Yani PKK'ya pratik olarak hiçbir şey yaptırmazsak biz, yapamayacak hale gelirse PKK riski ortadan kalkmış oluyor. Biz Siirt'in ortasında açıkça konuşabiliyorsak, mesela MHP açık açık propaganda konuşması yapsın. Mesela parti konuşması. Mardin'in büyük bir sinemasında toplansınlar ülkücüler, açık açık konuşsunlar. Eğer herhangi bir müdahale olursa, adamın yaptığına yapacağına pişman ederim. Kanunla, hukukla. Bu kadar. Adamları alıştıralım. Yani o bölgenin bize ait olduğunu alıştıracağız. Konu bu. Şimdi onlar bizi alıştırmaya çalışıyorlar. Bölgenin onlara ait olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü toplantı yaptırmıyor, konuşturmuyor, sohbet ettirmiyor, sokakta gezdirmiyor. Hiçbir şey yaptırmıyor. Ya pratikte bura bizim diyor. Şimdi biz de onlara yapacağımız şu, pratikte bura bizim arkadaş diyeceğiz. Bu kadar. Yoksa gidip tek tek dağdan bunları armut gibi toplamaya gerek yok. İt gibi titresinler dağda yani. O bizim derdimiz değil. Biz pratiğe bakarız. Yani o vatan toprağını biz pratik olarak rahat rahat kullanabiliyorsak, orada rahat rahat gezip yaşayabiliyorsak konu bitmiştir. Ama bize müdahale ettikleri an işte o zaman onu ensesinden yakalayacağız. Konu bu. Yoksa yani gidip tek tek uğraşmaya falan gerek yok. Adam belki kendinden nadim olur. Ya çeker kaçar gider. Silahı paslanacak adamın. Yani kaya kovuğunda otura artık dizlerinde kireçlenme olup ayakları kasılacak. Yapacağımız bu. Ya yani dağlarda bunları kovalamaya da gerek yok. Pratik o vatan toprağını biz kullanacağız. Gideceğiz. Mesela restoranlarda falan bacağımızı uzatıp yemeğimizi yiyeceğiz. Ey PKK diyeceğiz. Neredesiniz lan diyeceğiz. Çıt yok. Sokakta da mesela kahrolsun PKK diyeceğiz. Çıt yok. Ulan lağımlar neredesiniz diyeceğiz. Çıt yok. Bizim aradığımız bu. PKK pislik, kahpe ve kalleştir diyeceğiz. Mardin'in ortasında toplanacağız.
Cevap veren olursa tepesini bineceğiz. Kanun hukukta konu bu. Yani istediğimiz gibi konuşacağız. Onları da alıştıracağız PKK'nın aleyhinde konuşmaya. Yani cesurca konuşabileceğini göstereceğiz. Mesela MHP'nin lokallerini açsınlar, ülke ocaklarının değil mi, binalarını açsınlar. Siirt, Mardin'de, Adımbaşı her yere açalım. En ufak bir müdahale yaptıklarında tepelere bineceğiz. Olay bu. O kadar. O vatan toprağı bizim olacak. Bize ait olduğunu onlara göstereceğiz. Bunu hissettireceğiz. Yoksa yani biz ilgilendirmez adam bir suç işlemedikten sonra. Dağda mağarada oturuyorsa eşek gibi otursun yani. Eşek onların üstündür zaten de en ailine doymasın. Mühim olan eylem yaptırmamak. Yani eyleminin neticesini sıfırlamak. Mesela kahrolsun PKK denemiyor. Ya git Güneydoğu'da değil mi? Mardin'in ortasında gürül gürül kahrolsun PKK diyebilmesi lazım. Asker de diyemiyor, polis de diyemiyor, kimse diyemiyor. Fiili işgal var. MHP'nin yapacağı bu işgali kırmak. Gerekirse mesela Mardin'de 50 bin asker bulundurulur. Sıkıysa adamlar müdahale etsinler de göreyim. 50 binde polis bulundurursun, gelsin de yapsın. Bu önemli ya. Yani. Sivil polis de yani. Mesela geniş sivil polis kadrosu alsın. Bölgedeki halktan da birçok kişiyi sivil polis kadrosuna alabilirler. Yani bu bela hal oluncaya kadar MHP ne gerekiyorsa yapsın.